Evet, Gezi kaylarımdan herkese selamlar. Bugünlerdeyiz. Bugün farklı bir bölgedeyiz. Bugün Uşak ilinin Ulubey ilçesine bağlı Ulubey Kanyonu'ndayız. Ulubey Kanyonu şu anda girmiş bulunmaktayız. Dünyanın en büyük ikinci kanyonu, birinci kanyonu Amerika'daki Grand Kanyon, yani Büyük Kanyon, ikinci sırada ise Ulubey Kanyonu geliyor. Evet, Ulubey Kanyonu şu şekilde bir gezelim. Yukarıdan görünüşüne bir bakalım. Buraya girdiğimiz zaman Ulubey Belediyesi bu kanyon etrafında bu şekilde güzel bir bölge yapmış. Burada çevre düzenlemesi yapmış. Buna bakaraktan bir gezelim. Kanyonun oluşma hakkında sizlere dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince bir iki bir şeyler anlatmaya çalışırız. İnşallah güzel bir video olur. Burası 2013 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapılaraktan tabiat parkı haline getirilmiş, dönüştürülmüş bir kanyon ve kanyon üzerine bu şekilde bir cam teras yapılmış. Yani böyle biraz kanyonun üzerine ilerliyorsunuz ve kanyonu üstten görüyorsunuz. Evet, buraya giriş ücretli. Yani bu cam teras üzerinden manzarayı seyretmek ücrete tabi. Yani buraya kadar gelmişken bu manzarayı görmeden dönmek olmaz. Ücretine bakmadan biz de daldık. Evet, kanyonun dip bölgesi bu şekilde görünüyor. Biraz ürkütücü, ürpertici. Ancak korkacak hiçbir şey de yok çünkü çelik bariyerler güçlü, camlar kalın. Burada korkacak herhangi bir şey yok. Birçok kişi bu camların üzerinde yürümekten çekiniyor, korkuyor. Yükseklik korkusu olan kişiler. Yani kanyonun bu şekilde gerçekten harika bir oluşumu var. Alanı, buranın alanı, kuruluş yeri Bağnaz Çayı üzerinde. Yani şöyle yapıya baktığınız zaman kayalar sanki biraz bu Kapadokya bölgesinde bulunan sanki Ponza taşa benzer bir taş yapısı var. Sanki taşları incelediğimiz zaman bu bölgede bir yanardağ, yıllar önce sanki bir yanardağ oluşmuş. Yanardağ lavlarının kayaları eritmesi neticesinde böyle bir yumuşak zemin oluşmuş diye düşünüyorum. Zamanla da rüzgar, yağmur etkisiyle birlikte aşınmaya maruz kalmış ve bunun neticesinde de bu şekilde küçük küçük, seyrek seyrek peri bacaları da oluşmuş. Bunlar da çok net bir şekilde görebiliyoruz burada. Ancak esas şeyse oluşumu burada bir toprak yapısındaki çökertiden meydana gelen bir kanyon, tam da Bağnaz Nehri üzerinde oluşması, meydana gelmesi bu kanyonun büyümesine ve daha hızlı bir sürede oluşmasına sebep oluşmuş. Evet, tam ileride Banaz Rehri, Ulubey Kanyonu, özür dilerim, Kalandras Köprüsü tarafından gelen Banaz Çayı ile birleşiyor ve daha sonra Denizli tarafına bu çay ilerliyor. Yani kanyonun bu şekilde tam ortada, sol tarafta görüyorsunuz bir tepecik kalmış. Tepeciğin hem sağından hem solundan böyle çökertiler meydana gelmiş. Kanyon bu şekilde, dediğim gibi tam
Banaz Nehri üzerinde oluşmasından dolayı Banaz Nehri sularının da etkisiyle birlikte aşınma hızlanmış, sürüklenme hızlanmış, toprak kaybı artmış. Banaz Nehri'nin suları bu bölgedeki toprakları başka bölgeye taşımak suretiyle bu bölgede daha derin, daha geniş bir kanyonun oluşmasına sebep olmuş. Tam karşıda gördüğümüz vadiden gelen bir su var. O da tam aşağıda vadinin ortasında, kanyonun ortasında görüyorsunuz. Oradan ilerleyerekten aşağıda Glandras Köprüsü tarafından gelen Banaz Nehri'yle birleşiyor. Ortadaki tepeciğin hemen sol kısmından kıvrılarak bir sol sağ yaparaktan yoluna devam ediyor. Burası aslen hani dediğim gibi Banaz Nehri ile birleşiyor dedim. Aslında bunu da inceleyecek olursak Ege Denizi'ne akan Büyük Menderes Nehri'nin kollarından birisini oluşturuyor. Yani bölge olarak Ege bölgesi sınırlar içerisinde bulunuyor. Yani Menderes Vadisi dediğimiz vadi içerisinde kalmış olan bir kanyon. Yani manzara gerçekten harika. Güzel bir manzarası var. Bu bölgeyi gezmeden, görmeden gitmemek gerekir. Harika bir bölge. Burada cam balkon üzerinde bir de dürbün koyaraktan bu kanyonun güzelliklerini daha yakından görme imkanı da var. Yani buraya geldiğiniz zaman bu dürbünden de destek alabilirsiniz. Yani cam teras şimdilik arkadaşlar bu kadar. Şöyle bir ilerleyelim. İleride görüntü nasıldır bilemiyorum. Bir ilerleyelim. O taraflara da bakalım. Bakarsınız daha güzel manzaraları yakalayabiliriz. Şu anda cam terastan ayrıldık. Vadinin böyle uç kısmına doğru ilerlediğimiz zaman vadiyi biraz daha karşıdan görme şansı elde ediyoruz. Tam karşımızda bir tane de restoran bölümü var. Bu bölgeye gelen insanlar bazı gıda ihtiyaçlarını bu bölgeden, buradaki restorandan karşılayabilir. Burası biraz tehlikeli. Ancak belediye bu bölgeye de bu şekilde taşlar döşemiş, oturma yerleri, banklar, masalar yapmış. Henüz günübirlikçilere açık değil ama tahmin ediyorum ileride günübirlikçilere de burayı açacaklar diye düşünüyorum. Sanki onun hazırlığı gibi geliyor bana. Ancak şimdi bazı bankları koymuşlar. Bu bölgeye gelen ziyaretçiler bu banklara oturaraktan bu güzelliği, bu güzel manzarayı sindire sindire izlesinler diye yapmışlar. Evet arkadaşlar, şu an karşımızda Ulubey Tersev. Yani bu terse biraz son yıllarda moda oldu. En son Gürcistan'ın Batum'da bu şekilde bir bina görmüştük, tersev diye. O sanki biraz daha büyüktü. Ancak ona benzer, hatta ülkemizde de birkaç yerde buna benzer ters evleri görmüştük. Yani Ulubey Kanyonu arkadaşlar bu şekilde buradan sizlere aktarabileceklerimiz ancak bu kadar. Bu bölgeye gelen ziyaretçiler için
Henüz tam olmasa da kamp yapma imkanı, karavancılar için kamp yapma imkanı mevcut. Şu an için kamp ve çadır karavan parkı için ücretsiz, ancak tamamlandığı zaman burası da mutlaka ücretli olur. Bence bu bölgede bir kamp alanı ihtiyaç. Ülkemizin iç bölgelerinde tertipli düzenli kamp alanlarına ihtiyacımız var. Şimdilik Ulubey Kanyonu'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.